Amerika turist vizesi başvurusunda red alırsa, sonra kız arkadaşım nişanlı vizesi başvurusunda bulunduğunda herhangi bir problem yaşar mıyım diye bu takipçimiz soruyor. Aslında çok güzel bir soru bu. Aslında cevabının da biraz zor olacağı bir soru. Sebebi de şu. Çünkü bu tip durumlar çok görüyoruz. Kişiler turist vizelerine başvuruyorlar, alamıyorlar. Ondan sonra nişanlılık vizesi çalışması yapılıyor. Ve onun üzerinden de nişanlılık vizesini alıp gelebiliyorlar. Fakat burada şuna hazır olmak lazım. Eğer sizin bahsettiğiniz bir durumdaysanız ve turist vizeniz red aldıysa ve şimdi nişanlılık vizesine başlayacaksanız, bu görüşmeye gittiğiniz zaman Amerikan konsolosluğunda neden daha önce turist vizesine başvurduğunuz veya o başvuruyu yaparken neden bir nişanlınızın Amerika'da olup olmadığı noktasında bilgi vermediğiniz noktasında sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada önemli olan nokta sizin Amerikan konsolosluğunda kesinlikle yanlış ya da doğru olmayan bilgi vermeniz. Bunlardan uzak durmanız gerekecek. Bunu yapmadığınız sürece, yani onları yanıltıcı ya da yanlış bilgi vermediğiniz sürece, buna da mantıklı bir açıklama getirdiğiniz sürece nişanlılık vizesini almada bir sorun yaşamayacaksınız. Ama tabii bu ilişkinizin gerçekliği noktasında da Amerikan konsolosluğunun daha da üzerinize gelip bu noktada emin olmaya çalışabileceğini dikkatle tutmanız gerekecektir.